sevdi mi Park Barış? Gene gelelim mi? Ya yoruldun sen, kucağıma alayım seni ha? Ha? Canın isterse. Kolay gelsin. Sağ ol Şükrü Bey. Gezdiriyor musun delikanlıyı? Artık o mu beni gezdiriyor, ben mi onu belli değil valla. Ali geliyor bugün askerden. Evde temizlik vardı, sepetlediler bizi dışarı. Oo, ne çabuk bitti. 8 aylık, bilmiyor musun? Barış, dayın geliyormuş, sevindin mi? Sevindim, bak soruyor amca. Selam ver amcaya bir. Bak, Barış, amcaya bir selam. Bak böyle asker selam, böyle yapacağız. Selam, dur! Öldü mü? Vah! Bir fişmek yok, geçin sıraya, geçin sıraya! Ne oluruz ya? Burada da mı başlıyorsunuz adam kayırmaya? Uzak, hadi geç! Geç arkaya! İtiraz yok, itiraz yok! Sıraya girin! Hasta ederler insanı, hasta, devamlıdırdır! Ayşe Hanım! Buyur Cemil Bey! Ne bekliyorsunuz siz orada? Ablamın annesi geliyor Almanya'dan, onu bekliyoruz. Eniştemler almaya gitti havaalanına. Nerede ya? Git! Beğenmiyorsan git başka doktora. Buldun burada ucuz doktoru, ah! Doğru söylüyor, bekleye bekleye şiştik. Hele sen sus, sen sus! Her hafta buradasın. Hasta falan değil o, numara yapıyor numara. Ben bir bakışta anlarım. Benim adım Cemil. Ben de biraz anlarım Cemil abi. Benim adım da Cafer. Yazık yazık, vatandaşı ne hale düşürdüler. Millet burada inim inim inerken, onlar meydanlarda oy peşinde. Helal olsun Cemil abi be. Bir ayı bıraktın, zihnin açıldı ha. Bıraktım, pahalılığı protesto ediyorum. Bundan sonra o vurguncular, soyguncular bir daha oy alamaz benden. Helal olsun Cemil abi. Seni seçmek lazım. Ne oluyor burada? Seçim mitingi mi var? Tamam. Ne mitingi efendim? Türkan Hanım'ın hastalığı. Bu iş çığırından çıktı artık. Olmaz böyle. Etrafa mikrop saçıyor bunlar. Apartmanın sağlığıyla oynuyorsunuz. Konuşacağım Türkan Hanım. Konuşma Allah. Biz de hasta bakıcı mıyız, kapıcı mıyız anlayalım. Hadi oradan sahtekar. İstemem yan cebime koy. Bunlardan rüşvet aldığını bilmiyoruz sanki. Rüşvet mi? Tövbe. Allah kuru iftiradan saklasın. Merhaba Ayşe. Merhaba. Ben onu bunu bilmem. Yok ucuz bakılmış da, yok vatandaşa hizmetmiş de. Bu rezalete derhal son verin, vallahi karışmam. Ne oluyor Ayşe Hanım? Ne bağırıyor gene bu? Türkan Hanım'ın hastalarına kızıyor. Ne varmış bunda teyze? Bilmem ki, kadıncağız 3-5 fakire yeter bakıyor, artık. Sevap. İpini koparan geliyor canım. Düşsün de mi burası? Bağırma çocuğa, bağırma. O vazifesini yapıyor. Sen kendi işine bak baykuş. Söyle Türkan Hanım'a, vallahi polis çağıracağım. İkinizi de mahkemeye vereceğim. Merhaba efendim. Ayıp ama Sabri Bey. Her işimizi mahkemeyle polisle mi halledeceğiz yani? Güzellikle halledemiyoruz ki efendim, ne yapalım? Kimse laftan anlamıyor. Ayla Hanım da şikayetçi. Rahat huzur kalmadı apartmanda. Gördüğüm kadarıyla huzuru siz bozuyorsunuz. Aldım ağzını koymadım. Burada yönetici benim efendim. Size hesap verecek değilim. Öyle mi? Şu yönetici meselesini bir konuşalım öyleyse. Konuşun efendim, gitsinler başımızdan. Ne dedin ne? Erken seçim yapalım apartmanda, erken seçim. Hah, bir sen eksiktin baykuş. Her işe burnu sokmasan olmaz. Doğru söylüyor Sabri Bey. Şu genel kurulu bir toplayalım, konuşalım. Siz de rahat edersiniz, biz de. Hodri meydan efendim, buyurun. Konuşun efendim. Gitsinler bunlar başımızdan. Karı koca babasını çiftliği gibi yönetiyorlar. Ağzından çıkanı kulağa duysun terbiyesiz. Sen beni başkasıyla karıştırdın herhalde. İyi gidi Ali'ciğim. Daha dün şuralarda oynuyordu, bugün askerden dönüyor. Zaman su gibi akıp gidiyor. Biz de yaşlandık, baksana. Sen şöyle bir 10 kilo versen genç kız gibi olursun vallahi. 10 kilo mu? Yani sen iltifat mı ediyorsun? İnsana hakaret mi belli değil acaba? Ay kusura bakma abla, vallahi kötü bir maksadım yoktu. Biz geldik. Ay durun Şükrü Bey, basmayın oralara, yeni sildik daha. Ne yapalım, uçalım mı yani? Ne çabuk döndünüz Şükrücüğüm. Ya gezdik işte, kaydırakta kaydık, salıncağa bindik. Ne yapalım yani, bir de kahveye mi gidecektik? Ay Allah elinizi versin Şükrü Bey. Bunun uykusu da geldi galiba, huysuzlanıyor sabahtan beri. Ay söylesene Şükrücüğüm. Baba. Alayım. Buyurun böyle oturun Şükrü Bey. Size bir kahve yapayım mı? Sağ ol. Gazeteleri bul yeterse. Ah Şükrü Bey, şu Abbas'la bir konuşsanız diyorum, sizi dinler.
Bizim oralarda bir gecekondu yapalım diyorum, istemiyor. Gecekondu mu? Ya ne güzel olur, hazır seçim öncesi, komşular başladı bile. Olur, konuşurum. Hazır eldeymişken bir tane de bize yapsın. Aa, gülmeyin Şükrü Bey. Geçen sene yapılanlar 3-4 katlı apartman oldu. Şimdi hepsi trilyoner. Ah be, ah ne güzel. Hazine arazisini çevir. Asıl bu işe fırsat verenler atacaksın içeri. Fena mı olur Şükrü Bey? Oturmasak da kiraya veririz. Yine mi gece kondu konusu Hacer Hanım? Evet abla. Kolay mı o iş öyle? Bak biz tapulu dairemizin bile kirasını alamıyoruz hala. Alamıyoruz diye bir şey yok Nazan. İstemiyoruz. İsteyemiyoruz desene sen şuna Şükrücüğüm. Kusura bakma ama çok yumuşak yüzlüsün. Ya gırtlağını mı sıkayım Nazan? Adam aylardır işsiz, beş parası yok. İnanma sen onun palavralarına. Hem parası yoksa taşınsın. Bağışlamadık ki evi bize. Ay vallahi bunlar da ne yüzsüz şeylermiş. Hem de ne yüzsüz. Canım yakında oğlumuz evlenecekti. Çıkmazsanız mahkemeye vereceğiz sizi de. Ben söyleyemem böyle şeyler Nazan. Tamam tamam ben söylerim. İnim inim inleteceğim o şerefsiz. İnim inim inleteceğim o hıyarı. Bana hırsız diye iftira etmek ne demekmiş görecek gününü o. Gelip ayaklarıma kapanacak beni. Aman Sedat bana bunu söyleme bari. Yakında anlayacak kıymetimi ama iş işten geçmiş olacak. Londra borsasından tüyo bekliyorum Serpil. Down Street'te evimiz hazır. 12 numara. Tony Blair ayarladı evi. Gel Sedat kardeşim dedi. Gel senle komşu olalım dedi. Eyvahlar olsun. Neler söylüyorsun sen? Açlık başına vurdu herhalde. Benim aklım başımda Serpil. Hiçbir şeyim yok. Dur. Dur ben sana bir bardak su getireyim. İyi gelir. Getir Serpil. Belki geçer midemin kazınması. Al canım. Sen bir şey mi yedin? Aa, yedim. Yanılmıyorsam 10 gün önce İzmir köfte yemiştim. Ne geçecek eline şu açlık greviyle filan Sedat? Sanki ölüp gitsen katil çok mu üzülecek arkandan? Ha, gördün mü bak. Yaptıklarına pişman olduk, özür dilemeye geldi. Oh, sen hayal görüyorsun. Ah, 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 ölüyorum. Kahve içer, pahalaşırız diye geldim. Ah, iyi yaptın. Allah canını almasın kız. Bu ne böyle Hint fakirleri gibi? İnat etti şekerim. Ağzına bir lokma bir şey koymuyor. Bir deri bir kemik kaldı. Kız tak tak. Şey yoluna geberip gideceksin. Katile ne diller döktüm ama boşuna. Konuşun Şengül Hanım. Konuşun biraz daha şu sayın abimle. Ben iftiraya kurban gittim. Hepsi iftira. Kocam gözlerimin önünde mum gibi eriyip gidiyor şekerim. Ne olur bir kez daha konuş şununla. Bir şans daha versin. Konuşamam kız deli misin? Ne zaman yani o bahsi açsam adamın öfkeden suratı kıpkırmızı oluyor. Boyun damarları böyle böyle şişiyor. Hayır küt diye gidiverecek ondan korkuyorum. Allah gecinden versin. Amin. Amin. Amin.